Evet arkadaşlar, bugünkü bitki bakımımız Guzmanya bitkisi. Guzmanya bitkileri hemen hemen herkes evine gelmiş bir hediyeciniz olduğunu düşünüyoruz. Bu bitkinin bakımı aslında çok basit bir basittir. Ne yapacağız? Sulaması özellikle en basit olan bitkilerden birisidir. Saksı boyutları genelde gözümüze ufak gelir ama onlar için en ideal boydadır. Yani bu gelen bitkilerin saksılarıyla bir sene içinde pek oynamıyoruz. Bir sene sonra birer santim genişliğini alabiliyoruz. Guzmanyaların özelliği göbekten çıkan kırmızı çiçeklerle. Bunun kırmızısı, sarısı, değişik renklerde versiyonları olabiliyor. Bunların sadece 6 ay veya bilemediniz 8 ay gibi kırmızı kalma süreleri var. Bu 8 ayın sonunda Guzmanya'nın şu çiçeği kararır. Bir kahverengi rengi alır. Bu demektir ki artık çiçeğin ömrünün sonuna geliyor demektir. Bu 8 aylık süreçte ömrün sonuna gelirken bir yandan da şu alt bölgelerde, toprağın alt bölgelerinde yanlarından aynı ufak guzmanyalara benzeyen 2 veya 3 tane yeni filizler verir. Yani yavrular, öyle söyleyeyim size. Bu yavrulamayı gördükten sonra bu kırmızı olan guzmanya kahverengiye döndükten sonra bir bıçak veya makas vasıtasıyla göbeğine yakın kısımda, şuradan göbeğine yakın bir sap kısmında burayı kesip atıyoruz. Yani bir işlemi yaramıyor artık ölen kısım. Sulama işi gelince de sadece göbek bölümünden sulanır. Bu çiçeğimize şimdi su vereceğimiz zaman şurada çiçeğin çıktığı yerden şu şekilde bir çay bardağı olabilir, bir su bardağı olabilir. Su doldurmanız yeterli olacaktır. Burada devamlı su görmemiz lazım. Bu su olmadığı zaman çiçeği susuz anlamına gelir. Guzmanyaların boyutları fark etmez. Dediğim gibi sadece suyu göbekten veriyoruz. Yani toprağını sulamaya pek ihtiyacı yok. Sulayanlar hata yapıyor mudur? Yapmıyordur ama kendilerine zorluyorlardır. Bunun için en basit çay bardağıyla şuraya suyu koyuyoruz ve göbeğinde zaten o suyu da gördüğümüz için bitkinin su ihtiyacı tamamlanmış oluyor. Böylelikle bitkiye bir daha fazladan su vermenin anlamı da kalmıyor. Bu ithal bitkilerde genelde yanında bakım kartları olur satışlarda. İsterseniz burada da kaç derecede, nasıl bir ortamda olacağı yazıyor ama ben size yine söyleyeyim. Bu genelde 18 ile 30-32 derece arası sıcaklıkta yaşamayı seven bir bitkidir. Gün ışığını sever. Fakat şöyle bir durum var. Bitkide saksı veya toprak değişimi yapmayın. Gerekli bir şey değil. Çünkü bitkinin bu saksı ebatı yeterli. En az 1-2 sene burada büyüyebilir. Daha sonradan eğer sararmış yaprakları olursa kenarlarında veya şuralarda, buralarda fark etmez. Makasla bunları kesebiliriz. Hiçbir zararı yok. Bunları düzeltebiliriz. Büyümesi dediğim gibi yanlardan çoğalarak oluyor. Başka da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bitkinize sağlıkla bakmaya devam edebilirsiniz.